Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün Düşünce Oluşumu adlı esere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazar Remi de Gourmont. Konu Varsayım Homunculus. Dünya bilinç, duyu vasıtasıyla uyandırıldığı zaman benim zorunlu olarak vaaz ettiğim zihni bir tasarım, bir varsayımdan başka nedir ki? Evet, hemen dipnotları ee, dipnotlara bakıyoruz. Burada Fichte, Bilginin Kuramı eserinden faydalanılmış. Diğer dipnotta ise bu zorunluluk mutlak değildir. Bu veya şu fizyolojik veya psikolojik halde acı algılanmaz uykuda, esrimede vesairede dış dünya yatsınmıştır. Bundan başka bir bu varsayım önsel olarak da teşkil edilebilir. Sahte duyular ya da sanrılar gibi. Bununla beraber zorunluluk bütün bağıntılı hayatın şartıdır ve bu is aksi ispat oluncaya kadar böyle kalacaktır. Nesne tarafından, e, nesne tarafından ancak benim bir parçam olarak algılanır. Ben onun öz varlığını kavrayamam ve onun benim için bir değeri olabilmesi ancak bir mıknatıs rolü oynayan aklının etrafında dönmesiyle mümkündür. Ona varsayımsız yapamadığım içindir ki ancak geçici ve sınırlı bir nesnellik ekliyorum. Yine dipnot var sevgili seyircilerim, algı daima baştan kestirilemez bir şeydir ee, ve sadece benim mutlak algılayıcı yetilerim tarafından kararlandığı için değil, aynı zamanda o andaki dezitere yani çözülmesi gereken ruhi göre değiştiği için böyledir. İstek ve korku onu şekilden şekile sokabildiği gibi, benim etkin ve taz hatta tasarılı yönsemelerimin etkisiyle de şekil değiştirir. Bocelli'nin bir tablosunu bugün 10 yıl önce gibi, gibi görmeme imkan olmadığı gibi onu da şimdiden 10 yıl sonraki gibi görmeye başlamış bulunmaktayım. Ee, zevkler değişir hem de gün sektirmeden. Yapılan bu ince açıklama aşk ele alındığı takdirde daha açık olarak göze çarpacaktır. Bu ee, kabul edilip terimlerin gelişmesine rağmen bir kere de nesnenin özelliğini ispat ettikten sonra çözümlememize devam edebiliriz. Hiç olmasa tanımlamanın gereği olarak bence malum olan benim üzerinde durmadan ilgi, bilgimi arttırmak, nasıl ve ne ile sınırlandırıldığını anlamak için nesneyi yani dış dünya hakkında ileri sürülmüş olan varsayımı incelemek istiyorum. Nesne bana şaraba onu başkalaştırarak katışan su gibi katışmaktadır. Ve böyle bir başkalaştırma ister olumlu isterse olumsuz olsun beni ilgilendirmekten geri kalmaz. Demek ki ben nesnenin bilincim tarafından yaratılmış olmasına rağmen ve bu sınırlandırılmayı önsel bir surette fakat onun bana zorla mı kabul ettirildiğini ya da benim onu psikolojik organizmanın bir kanun sonucu olarak mı kendime zorla kabul ettirdiğimi peşin olarak yargılamadan kabul ediyorum. Nesneyi ya da dış dünyanın varlığını kabul ediyorum. Var olmamakla ve benim tarafından dışarı yansıtılmış bulunmakla beraber onun bilincimin varsayımsal nedeni olduğunu kabul ediyorum. Yine de sınırlandırılmış, başkalaştırılmış bulunmaktayım. Bunu kabul etmeye de mecburum. Zira benim potamda yaratılmış olan homunkulus karşıma dikiliyor ve bana kafa tutuyor ve konuşuyor. Yani Ucube. Homunculus ucube. Gerçekten nesneyi çözümlemenin planına göre parçalayarak onun birbirinden büsbütün başka olan iki tarzda iki yanılzama göre bana direnmeyen nesneyle direnen nesneye, esir nesneyle kafa tutucu nesneye, im nesneyle düşünce nesneye ayrıldığını gördüm. İnsan korkunç insan. Bana benzediği için beni dehşet bırakan insan. Kendimi biliyorum ve kendimi olumluyorum. Ben varım zira kendim hakkında bir bilgim var ve benim için bir kardeş demek olan bu dış dünyanın da benim varsayımsal surette dışlaştırılmış düşüncemden başka bir şey olmadığını farkındayım. Fakat eğer bu dost varlık isteğimin parçacığı olması nedeniyle benim mıknatısım etrafında dönerse ben de onun arzusunun bir parçacığı olduğumdan onun mıknatısı etrafında dönüyorum. Onun mensup olduğu dünya varlığı ancak bende kavuşmaktadır. Fakat bir parçacığından başka bir şey olmadığım dünyada ancak onun sayesinde vardır. Ve onun düşünüş modunun elinde kıskıvrak bağlı olduğundan onun elindeyim. <laughs> beni bir dilediği gibi yaratmak ve yok etmek elindedir. Beni tasarlayan ve yatsıyan odur. Beni yazan ve silen odur. Beni ışığa boğan ve karanlıklara terk eden odur. Ben oyum. Varsayım homunculus büyüyor ve beni eziyor. Zira o benim kendisini düşündüğüm zaman o ancak benim düşüncemden ibaretse de kendisi kendini kendisi düşündüğü zaman o her şeydir. Ve ben varlığımı ancak onun rızasına borçluyum. İşte kendi kurduğum varsayımlar yani bizzat kendi tarafından kız bağlanmış bulunuyorum. Ve artık bu sefer ister istemez kendimi sınırlamaya mecbur olduğumun da farkındayım. Zira düşünmeye başlar başlamaz düşüncenin varsayımını da vaz etmiş oluyorum. Ve işte kendi öz düşüncemle kendimi kıskıvrak bağladım. Düşündüğüm nispetle de çember daralıyor. Bu suretle benim üzerine ruhum gibi titrediğim, dediği, dedik, dediği dedi dedikliğimin karşısına bir engeller çıkartmış oluyorum. Tıpkı birçok yüzcüklü bir sinek e, gözünü andıran düşüncem kendi birliğine zarar veren sebepleri çoğaltıyor ve karşımda müthiş bir surette kalabalık olan özgeler ordusunu buluyorum. Ancak düşman ister bir tane olsun ister birçok özgürlüğüme karşı koyma bakımından bunun bir önemi olamaz. Beni kendisini kabule mecbur ettiğinden aynı zamanda onunla tartışmaya girmeye de mecbur etmiş demek oluyor. Beni yatsımaması şartıyla elimden geldiği kadar doğasının izin verdiği ölçüde onun varsayımsal varlığını kabul hazırım ve bunu kend beni kendisinin tıpkısı yaptığı takdirde zorunlu olarak kabul edeceğim. Bu eninde sonunda nihayet maksada ulaştırıcı yolların ve karşılıklı müsaadenin verilmesinden öteye geçecek değildir. Savaş yerine ben barış teklif ediyorum. Bana hayatımı bağışlayana ben de dokunmuyorum. Ve beni uçurumdan çekip çıkarmış ve bu yüzden de oraya yuvarlanmış olan kurtarıcı halatı uzatıyorum. Biz yeni Dioscure'lar her birimiz kendi ışıkla hayatımızı yaşayacağız. Ee, burada Dioscure'lar Zeus'un ikiz çocukları Castor ile Polydenkes. Gecelerimiz ise gelip geçici anlardan ibaret olacaktır. Biz de bu suretle göz kamaştırıcı bir ışık ve karanlık kovlaşması karşısında kendimizden geçeceğiz. Fratrem Pollux Alterna Morte Redemit. Bakınız Pollux nasıl düşünüyor? Ağaç varlığını benim kendisini düşünmeme borçludur. Benim bölgemin dışındaki varlığın bir ön ile duyduğum ve acı duya duya kabul etme mecbur olduğum varsayımsal düşünce nazarında ben bir çeşit ağacım ve varlığımı bu düşünce beni düşündüğü sürece devam ettirebilirim diyor. Ve sözüne her ne hal ise ben varım hem de mutlak surette diyor. Fitenin anladığı anlamda ben tasarlı olarak ben tasarlı olarak bütün gerçektir ve bu karşıt tanıtı verilinceye kadar böyledir. Ve düşüncesine dalarak devamla evet ancak homunculus'un da kendisi hakkında başka bir şey dediği yok. O da ben varım hem de mutlak surette diyor. Öyleyse eğer ben kendimi olumlamayı, olumlamamayı kabul edecek olursam onunkini de kabul etmeye mecbur olacağım. Fakat iki mutlak çelişiktirler. Birbirlerini olumlarken yatsırlar. Kendilerini yatsırdıkları zaman ise birbirlerini de olumlamış olurlar. Demek ki düşünebilmem için kendimi yatsımam gerekiyor. Ancak bu takdirde de diğer düşüncede alt üst edilerek müspet bir hal almış olan yatsımamın ingesini bulacağım. Ben yaşıyorum ve beni düşünen değil. İşte Pollux bundan dolayıdır ki ölmezliğini kendi ölmez kardeşiyle bölüştü. Evet sevgili seyircilerim. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim.